Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çok güzel, şık supların yapım aşamasını paylaşacağım. Tüm detaylarıyla, püf noktalarıyla paylaşacağım. Geçen hafta da bu modelimin yapım aşamasını paylaşmıştım. O zaman yine videomda belirtmiştim. Aslında modelimizin orijinali bu değil diye. Bu tamamen benim kendim belirlediğim bir model oldu. Yani şu kısmı hiç yapmadım. Direkt şu kısımda bırakmıştım. Çünkü uygun ölçüyü tutturmak çok önemliydi. Normal orijinal modelimiz bu şeklinde. Tabii bunun daha büyük ölçüsü. Orijinalini biz mok ayarının pamuk makromesi ile yaptığımız zaman 44 cm civarında bir suplu oluyor. Bu da çok büyük bir ölçü. O nedenle bu haftada tamamen sayıları bana ait olan, çünkü birçok yerde eksiltme yaptım. Bu kısımların denk gelmesi için belli sıralarda arttırımlara dikkat ettik. Tamamen benim sayılarıma bağlı olarak bu modeli bu şekilde getirdim. Bu 37 santim oldu. Bu da 36 santim oldu. Siz hangisini tercih ederseniz onu yapabilirsiniz. Bu modelimin linkini yine üst kısma ben bırakacağım. Direkt oraya tıklayıp direkt o modelde yapmak isteyebilirsiniz. Mok ayarının pamuk makromesini her hafta olduğu gibi 4 milim tığıyla yapıyoruz. Evet, şimdi hazırsanız, kanalıma abone ol tuşuna basmışsanız yapım aşamasına geçebiliriz. İpimizi buradan belli bir oranla çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra düzeltiyoruz. Daha sonra örmeye başlıyoruz. Evet, yine her zaman olduğu gibi yuvarlak suplu olacağı için sihirli halkayla başlayacağım. Sihirli halka yapımını bilmeyenler için buraya link bırakacağım. Linke tıkladığınızda daha detaylı bir şekilde yapım aşamalarını öğrenebilirsiniz. Evet, sihirli halkamı oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirden sonra trabzan yapacağım. Trabzan nasıl yapıyorduk? Tığımızı, ipimizi doluyorduk. Halkamın içerisine geçiriyorum, tekrar ipimi doluyorum. İlmeğimde, tığımda 3 tane ilmek oluyor. Bu 3 ilmeği ikişerli şekilde alıyorum. Şimdi birinci trabzanımızı yapmış olduk. Yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Yine trabzan yapımını bilmiyorsanız veya biliyorsanız bile güzel yapamıyorum, muntazam yapamıyorum diyorsanız yine yukarıya bir link bırakacağım. O linki tıkladığınız zaman tüm püf noktalarıyla birlikte öğrenebilirsiniz. Şimdi bu aşamada başlangıçta 3 tane zincir çekmiştik. Ve akabinde trabzanlar yapıyoruz. Kaç tane trabzan yapacağız? Zincirle birlikte 15, toplam 15 tane trabzanımız olacak. Zincir de sayacağız. Yani zincir haricinde 14 tane diyebiliriz. Zincirle birlikte o 3 tane zincire bir trabzan olarak sayacağız. Daha sonra 15 tane trabzan yapmış olacağız toplamda. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bakın şuradaki zincir. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ve sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi iyice sıkıldıktan sonra burada başlangıçta çekmiş olduğum 3. zincirle birleştireceğim. Kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Bakın şu 3. zincir. Şu benim ilk trabzanım ilmeği. Bu da zincirimin ilmeği içinden geçirip bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirmiş oldum. Evet, ikinci sıramızda bakın birleştirdik. Birleştirdikten sonra şuradaki ilmeğime, bakın zincirden sonraki ilmeğe belirleyiciden takıyoruz. Hemen zincirden sonraki ilmeği zincirle birleştirdik ve ondan sonraki ilmeğimin İlk bu taraftaki, bizim tarafımızdaki olan ilmeğini, ikisini takmıyoruz. Bakın sadece buraya.
Şimdi devam edelim. Bu ipimi de arkada gizlemek için ipimin üstüne aldım bu şekilde. 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3. Şimdi belirleyicimi şöyle koyayım. Şimdi bakın buraya belirleyicim taktım. Onun arkasındaki ilmeğe trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğe ikişer tane trabzan yapacağım bakın. Ama arkadaki ilmekleri yapıyorum. Buna dikkat edelim. 1 2 Bir taraftan bu ipi de gizleyerek ilerletiyorum. Bu sırayı hep çift olarak ilerleyeceğiz. Ama dediğim gibi arkadaki ilmekleri kullanıyoruz. Bu şekilde sıramın sonuna geldiğim zaman göstereceğim size. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın şuradaki iki ilmeği özellikle göstermek istiyorum size. Buradaki ilmeğimi yapıyorum. Bakın burada 3 tane zincir çekmiştim. Bu bir trabzan yerine geçiyor. Şuradaki ilmeği de çiftlemek için onu 2 tane olması için 2 trabzan yerine geçmesi için buradaki ilmeği de tek bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde olacak. Daha sonra yine bu 3. zincirimle buradaki bu 3. zincirle birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Evet. Şimdi bakın yine bu hemen sıradaki şu ilmeği şuradan alttan tığımı geçirip ipimi dolayıp bu şekilde bir sık iğne yapıyorum buraya. İki ilmeği almıyoruz. Tekrar göstereyim. Bakın bu zincirle birleştirdiğim yer onun hemen yanındaki bu iki ilmeği almıyoruz. Sadece şu öndekini alıyorum. Tığımı geçirdim. Bir sık iğne yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Bakın burada bu belirleyicimi taktığım ilmeklerin üzerinden geçeceğim. Nasıl yapacağım? Bakın şuradan ilmeğin altından tığımı geçiriyorum. Bu şekilde buraya bir yine sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi bu noktada şu belirleyicimi çıkarıyorum. Çıkarttıktan sonra şuraya bakın. Burada ben sık iğne yapmıştım ya. Sık iğnemin ilmeğinden geçiriyorum. Sık iğnemin ilmeğinden geçirdim. Şimdi devam ediyorum. Şimdi iki zincir çektim. Bakın. Şurayı çok net göstereyim. Şuraya şuradaydı benim. Bir boşluk bırakıyorum. Şunun ilk ilmeğine yine sık iğne yapıyorum. İki zincir çektim. Bu sefer sıradaki ilmeğimi sık iğne yapacağım. İki zincir çekiyorum. Bakın burada bir boşluk atlıyorum. Buraya yapmıştım. Bir boşluk atlıyorum. Şu ikincisine sık iğne yaptım. İki zincir çekiyorum. Yine hemen sıradakine, şuradaki aşağıdaki ilmeğime İki zincir çekiyorum. Yukarıda bir boşluk atlıyorum ikincisine. Evet, bu şekilde tüm sıramı yapacağım. Tüm bu ilmekleri zaten bunlara denk gelmiş olacak. Buraya kadar yapıyoruz. Evet, bak son kısma geldik. O kısmı da göstermek istiyorum. İki zincir çektim. Buradaki bir ilmek katlayıp ikinciye sık iğne yaptım. İki zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğim burası. Bakın, şu ilmeği yapacağım. Hep alttan alıyorum.
sık iğne yaparken bu şekilde yaptım. İki zincir çekiyorum. Şimdi bakın. Şimdi şuradaki belirleyiciyle taktığım ilmekten ilmeğimi geçireceğim. Özellikle şu kısmı karıştırmamız için tekrar yakından göstermek istedim. Bakın bu ilmek. Bu ilmeğimi biraz çekiyorum. İpim arkada kalacak. Şuradan bu belirleyiciyi taktığım ilmekten tığımı geçirdim. Bu ilmeği onun içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Biraz sıkılayacağım. Evet, sıkıladım. Şimdi daha sonra bakın şuradaki ilmeği görülüyor değil mi? Şu bakın bu değil. Bunun yanındaki ve arkada kalan ilmeği zaten öndeki kalan ilmeğine biz örgümüzü yapmışız. Arkada kalan ilmeği şöyle göstereyim. Şu ilmek. Tığını da geçireyim. Bu ilmeğin içerisine geçireceğim şimdi. Şimdi şöyle sıkılıyorum. İlmeğin içerisine geçiriyorum. Bu şekilde. Kaydırıyorum. İlmeğimi arkaya almış oldum yani. 3 tane zincir çekiyorum. Bu sırayı trabzan yapacağız. Şimdi ilmeğimi tığıma doladım. Bakın bu arkadaki ilmekleri yapacağız. Şöyle göstereyim. Bu benim gizlediğim ilmeğim. Bu arkadaki ilmekleri hep trabzan yapacağız. Şu ikinci ilmekleri bir tek yapıyorum. Yani bir tane dolduruyorum buraya. Şu sıradakine iki tane trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift şeklinde yapacağım. Bakın şuradakine bir trabzan yapıyorum. Ondan sonra gelene aynı ilmeğe iki tane trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift şeklinde tüm sıramı bitireceğim. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaki ilmeklerle yaptım. Tüm sırayı tamamladıktan sonra son halini göstereceğim. Sıramın sonuna geldim. Şu boşluğa tek yaptım. Şu kısımlara çift yapıyoruz. Şimdi bakın burada bir ilmek daha var. Tek. Şimdi çift olması gerekiyor. Burada bir tanesini başta yapmıştık. Bir tane daha yapacağız onun dibine. Bakın şuradaki ilmekten geçiriyorum. Dibine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakın bu çift, bu tek, bu çift, bu tek şeklinde sıramı tamamlamış olacağım. Şimdi 3 tane zincir çektiğim kısmı 3. zincire ile kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Evet şöyle düzeltelim. Bakın bu şekilde oldu. 1, 2, 3. sıramızda yaptık. İlk sıramızda 15 tane trabzan yapmıştık. Daha sonra hepsine çift yaptık. 30 tane oldu. 3. sıramızda bir tek bir çift yaptık. 45 tane ilmeğimiz olması lazım. Hani dediğim gibi yanlışlık yapıp yapmadığınızı kontrol etmek açısından söylüyorum bunları. Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. Bakın şuradaki ilmeğimi, bu arkadaki değil, 3. zincirle birleştirdim. Hemen yanındaki trabzanın ilmeğiyle işlem yapacağım. Şimdi bunun ilk ilmeğini aldım. İçerisinden ilmeğimi geçirdim. Bir tane zincir çektim. İki zincir çekiyorum. Bu sefer şu kısımlarla örgümü birleştireceğim. Bakın buralar böyle yaptıkça açılıyor. Sık iğnelerle birleştirdiğim yerlerle. Bakın şuradaki şu ilmekle. Gördünüz mü? Bu ilmekle birleştireceğim. Şimdi öncelikle şu belirleyicimi buradan alıp bakın buradan alıyorum. Şuradaki yaptığım ilmeğime takıyorum. Tamam. Daha sonra şuradaki
Sıradaki ilmeğim şuradaki, bakın sık iğne yapmıştık bir öncekinde. Onun ilmeğini de tekrar göstereyim. Şu ilmekten geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bu sefer iki ilmek atlayacağım. Bakın buraya yapmıştım 1 2. Üçüncü ilmeğin ilk ilmeğine sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Şurayı tekrar göstereceğim. Buradaki sık iğnenin ilmeğiyle, bu ilmekle sık iğne yaparak birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum. 1 2 zincir atlıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Ve öndeki ilmekleri kullanıyoruz. 2 zincir çektim. Çünkü arkadaki ilmekleri hep trabzan yapacağız. Zaten hemen belli oluyor elinizi düzelttiğiniz zaman. Tam ortadaki ilmek. 1, 2. Evet. Bakın bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıramın sonuna geldim. 2 zincir çektim. Bakın burada birleştireceğim. 1, 2, 3. ile birleştiriyorum. 2 zincir çektim. Şimdi bu son kısmını birleştiriyorum. Buradaki ilmeğimi birleştiriyorum. Buradaki benim o birleşim yerindeki burada belirlediğim ilmekle birleştiriyorum. Zaten direkt o da görünüyor şurada. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bir önceki sırada yaptığımız gibi bu ilmeğimi şu arkaya alacağım. Çekiyorum belli bir oranda. Şuradan. İlmeğimi aldım. İyice sıkılıyorum. Şimdi bakın. Şuradaki şu ilmeğim. Bakın şu iki ilmek değil. Benim birleştirdiğim yerdeki ilmeğimin arkasındaki ilmek olacak. Çünkü öndeki ilmekleri kullandık. Arkadaki ilmekler duruyor. Bak hep öndeki ilmekleri kullandık. Arkadaki ilmeğimi yine böyle kaydırma yöntemiyle yapıp arkaya geçirmiş oluyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Yine bu benim tek trabzan yerine geçiyor. Daha sonra bu iki, bakın bu ikisi belirgin görünüyor. Bunda işlem örgü yaptığımız için görünmüyor. Bunun yine arka sıradaki ilmeklerini hep trabzan yapacağız. Bu sefer iki tek bir çift olacak. Şurası da çift olacak. Tek. Burada çift. Bakın bu boşluklara gelen yerler hep tek oluyor. Bu önceki, yani şu üstteki ördüğümüz örgüye yaptığımız ilmeğin diğer ilmeğine hep çift geliyor. Buna dikkat ediyoruz. Şöyle göstereyim. Tek tek çift. Tek tek çift olacak. Yani karıştırmamanız için bu şeklini de göstermiş olayım. Sıramın sonuna kadar yaptıktan sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Sıramın sonuna geldim. Burada çift yaptım tepe noktasında. Şu iki tane tek yapıyorum. Şuradaki şu ilmeği kaçırmayın. Yani birleşim yeri vesaire diye düşünüp yapamazlık yapmayın. Çünkü çift yaptı, iki tane tek olması lazım. Bu teki de yapıyorum. Çiftimi de başlangıçta bir tane trabzan yapma, 3 tane zincir çekmiştim. Bir trabzan yerine geçen. Onun dibine tekrar bir trabzan daha yapacağım. Şuradaki şu ilmeği yapacağız. Bu ilmeği bakın buradan geçiriyorum. Trabzanımı yaptım. Daha sonra üçüncü zincirimle birleştiriyorum. Evet. Yine
Daha önceki sıralarda yaptığım gibi şu şekilde bir görüntü oluyor. Şuradaki ilmeğimle tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Bu sıradaki şu tepe noktasına, bir önceki zincirle geçtiğim yerin, sık iğne yaptığım yerin, ilmeğin içinden geçirip yine aynı yere sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bu sefer 3 atlayacağım. 1, 2, 3. 3 tane atladım. 4.'ye bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. Şuradaki tepe noktasına sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. 1, 2, 3 atlıyorum. 4.'üne sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Bakın şurada. Şu sık iğne yaptığım ilmeğim şurası oluyor. 2 zincir çektim. 1, 2, 3 atlıyorum. 4.'ye sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Şuradaki belirleyicimi de şuraya takacağım. Bakın yine başlangıçta yapmış olduğum sık iğneyi takıyorum. Sizler eğer karıştırmıyorsanız bunu takmayabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz, ip de geçirebilirsiniz. Evet, ben sıranın sonuna kadar bu şekilde yapıp diğer sıramı size göstereceğim. Sıramın sonuna geldim. İki zincir çekiyorum. Şu kısımla birleştireceğim. Bu kısmı eğer karıştırıyorsanız bu ilmeği hiç çıkartmayın. Buradayken hiç çıkartmayın. Bunu yaptıktan sonra çıkarıp buraya takabilirsiniz. Bakın. İlk yaptığım sık iğne ilmesi zaten burada belli oluyor. Sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi yine bu ilmekten, belirleyicimi taktığım ilmekten tığımı geçirdim. Arkaya aldım. Şöyle çekiyorum ilmeğimi. Daha sonra arkadaki ilmeğimden geçireceğim. Arkadaki ilmeği bakın şu. Şu ilmeği görün. Onun yanındaki bakın gizlenmiş bir ilmek. Hatta şunu şu şekilde çıkarayım size, şöyle göstereyim. Şu gizlenmiş ilmek. Çünkü sıkı yaptığımız için orası biraz daha geride kalıyor. Ya yani boşlukta kalan ilmeğin yanında mutlaka bir ilmek bulursunuz. Oradan geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle arkaya almış oldum. Şimdi trabzan yapacağım. Sıraya geldik. 3 tane zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım yerine geçti. Bakın bu sefer yine tek 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 yapıyorum. 3 tek 1 çift. Şu boşluklar zaten bizi belirleyici oluyor. 1, 2, 3 tane hiç örülmemiş var. Bunlar tek olacak. Bir önceki sırada sık iğne yaptığım yer çift olacak. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Çift yaptım. 3 tane tek yapacağım. Bakın buradaki 3. tekim çok gizli görünüyor orada. Hiç görünmüyor daha doğrusu. Onu göstermek amacıyla tekrar bu son kısmı gösteriyorum. 2 tane yaptım. Bakın şurası. Diğer ilmeğini alıyorum. Bizim 3. tekimiz. Buradaki trabzanı birleştireceğim. 2 ile 2 yapacağım, yani çift yapacağım. Birinci trabzanım buydu. İkinci şuradaki ilmeğini tekrar bir trabzan yaparak buraya ikiliyorum. Daha sonra üçüncü zincirle birleştiriyorum. Evet. Şimdi bu sırada şöyle bir detay olacak. Önceden direkt dibine yapıyorduk. Dibindeki hemen sırada gelen ilmeğe işlem yapıyorduk. Şimdi kaydıracağız şöyle. Bunu kaydırdım. Tam şu orta kısma getireceğim. Çünkü bakın bunlar tam hep birbirinin ortasında olacak. Tam şu ortaya getirmem gerekiyor. Şimdi buraya
bir tane sık iğne yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine bir önceki şu sık iğnemin ilmeğinden geçirip sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Bu sefer ne yapacağım? 1, 2, 3, 4'ü atlayacağım. 5.'yi yapıyorum. Bakın bu şekilde tam denk gelecek. Eğer burada kaydırmamış olsaydım, dediğim gibi modelimiz şekli bozuk olacaktı. 2 zincir çekiyorum. Yine şu ortadakine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'yi yapıyorum bu sefer. Şimdi şuradan göstereyim şaşırmamanız için. 1, 2, 3, 4, 5. sıranın sonunda biz bu işlemi yapıyoruz. Karıştırmamanız için bunu gösterdim. 5. sıramızı tamamladık. Ondan sonra gelen zincirli kısımda bir kaydırıyorum. Ondan sonra örgüme devam ediyorum. Ve bu boşluklarda da 1, 2, 3, 4 tane boşluk bırakıp 5.'ye sık iğne yapıyoruz. Bunu karıştırmayalım. Sıramı sonuna kadar yapacağız. Tekrar trabzanlı kısmı göstereceğim sizlere. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bu kısmı özellikle bakın bunun yerini değiştirmemiştim. O kısmı göstermek istedim. 2 zincir çekiyorum. Bakın şu ilmek. Hemen bunu bu şekliyle yapıp daha sonra çıkarabilirsiniz. Karıştırıyorsanız. 2 zincir çekiyorum. Bakın burada da ilk yaptığım sık iğne. Burası değil. İlk yaptığımız sık iğne şurası. Buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Arkaya alıyorum. Bu şekilde. Sıkılıyorum. Şimdi arkadaki ilmeğimi bulacağım. Bakın 1, 2, 3 bunlar değil. Şunun arkasındaki ilmek. Burada daha gayet net görünüyor. İlmeğe geçiriyorum. Bu şekilde olacak. Bu kısımda da yine trabzan yapacağımız sıraya geldik. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane tek yapacağım ve şu kısmı da çift yapacağım. Bir önceki yapmış olduğum sık iğnenin arkasına kalan ilmeği de çift yapacağım. 1 2 3 4 Şu kısmı çift yapıyoruz. Yine 1 2 3 4'ü tek yapıyoruz. Buraya da çift yapıyoruz. Tek, 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 tek ve çift. Tüm sırayı bu şekilde dolaştıktan sonra bir sıraya geçeceğiz. Evet, sıramın sonuna geldim. Bu kısmı yine göstermek istiyorum. 4 tek yapacaktık. 1. tekimi yaptım. 2 3 ve 4. Bakın şurada 4. Bunu kesinlikle atlamıyoruz. Daha sonra şurayı çiftlemek için bir tane 3 tane zincirin bir trabzan yerine geçiyordu. Burayı çift yapmak için yine şuradaki dibindeki ilmeği bir tane trabzan yapıyoruz. Burası sık olduğu için sizi zorlayabilir. Şuradaki tek ilmeği yapın. Daha sonra 3. ilmeğimle zincirimi birleştirdim. Bu sıramı da tamamlamış oldum. Bakın böyle. Modelimiz giderek oluşuyor. Evet, bu aşamadan sonra yine bir önceki sırada yaptığımız gibi burayı kaydırıyoruz.
Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. İlk ilmekleri alıyoruz. Yani buradaki ilmekleri, ön taraftaki ilmekleri alıyoruz. Tekrar göstereyim. Bu ilmeği alıyorum. Arkadaki kalıyor. Bir tane sık iğne yaptım. Böyle yapmamızın, kaydırmamızın sebebi ortalara denk gelmesini sağlamak. Şimdi bir önceki sıralarda 2'şer tane çekiyordum. Şimdi 3 tane çekeceğim. 1, 2, 3 tane zincir çekeceğim. Artık daha çok büyüyoruz. Yine bu tam orta kısımdaki bu sık iğnenin ilmeğiyle sık iğne yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 ilmek atlıyorum. 6'ncıya sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu kısmı sık iğne yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek atlıyorum. 6'ncısına sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıramın sonuna geldik. Bakın. 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6'ncıya birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Şu kısımda bakın şuradaki ilmeğimle birleştirdim. 1, 2, 3 çektim. İlk yaptığım sık iğnenin ilmeğinden geçiriyorum. Tığımı takıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Şimdi şu arkadaki ilmeğimi biraz daha sıkılayalım. Direkt geçiriyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Trabzan yapacağımız yer burası. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tek yapacağım. 1 çift. 5 tek 1 çift yapacağım bu sırada. Zaten buradaki boşluklar bana gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ve şuraya da çift yapıyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Buraya geldiğim zaman size tekrar göstereceğim. Sıramın sonuna geldim. 5 tek yaptım. İlk zincirim bir trabzan yerine geçiyordu. Çift yapmak için onun da dibine bir tane trabzan yapıyorum. 3. zincirle birleştiriyorum. Daha sonra 2 ilmek kaydıracağım. 1, 2 ilmek kaydırdım. Üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum. Artık ben buraya belirleyici koymuyorum. Çünkü artık sık iğnemizin yerini bilebiliyoruz. Bilemeyenleriniz varsa, karıştırıyorsanız buraya mutlaka sık iğne yaptıktan sonra sık iğnenin ilmeğini bir tane belirleyici koyabilirsiniz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki sık iğne yapmış olduğum ilmeği sık iğne yaparak birleştiriyorum. 3 zincir. Bu sefer 6 boşluk atlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluk atlıyorum. 7'nciye sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Buradaki ilmeğime sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 6 boşluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'nciye sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıramın sonuna geldim. Şu kısmı tekrar göstermek istiyorum. Çünkü belirleyici takmadığımız için. Karıştırmayın diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atlayıp 7'nciye yapacaktık. Bakın tam 7'nci benim sık iğne yaptığım ilmek oluyor. Eğer belirleyici takmış olsaydık buraya takmış olacaktık zaten. Tam denk geliyor olması lazım.
Yani 6 boşluk atlayıp 7'ye yaptığınız zaman bir eksiklik veya bir fazlalık olursa bilin ki bir sırada hata yapmışsınız demektir. Şimdi üst zincir çektim. İpimi şu şekilde arkaya alıyorum. Tığımı buradan geçiriyorum. Bu ilmeği arkaya alacağım şöyle. Aldım. Buraya sıkılıyorum. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Burayı kesinlikle karıştırmayın. Bakın ben nereden tekrar geçireceğim tığımı onu netleştirmek istiyorum. Bakın şuradaki ilmekten geçirmişim. Ve bu ilmeğin diğer arkadaki ilmeği şu. Sakın buradan geçirmeyin. Bakın bu diğer tarafta kalan ilmek. Bu ilmekten geçireceksiniz. Yani sizin sık iğne yaptığınız ilmeğin arkasındaki ilmekten geçirip şunu iyice sıkılayalım. İlmekten geçirip şu şekilde kaydırmayla yukarı çıkıyoruz bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek yapacağız. Bir çift yapacağız. Sıra sayılarını her zaman tekler artıyor. Her sırada, her trabzan yaptığımız sırada sadece tekler artıyor. Bir önceki sırada 5 tek bir çiftti. Şimdi 6 tek bir çift olacak. Eğer mesela burası 7 tek bir çift olmuşsa bilin ki bir yerde bir hata yapmışsınız demektir. O arkadan çıkardığınız ilmeği yanlış yerden çıkarmışsınız demektir. Ona dikkat edin. 2, 4, 6 tek ve şimdi çift yapacağım. Altı tek bir çift şeklinde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Zaten bu trabzanla daha sonra çift yapıyorduk. O size yani bu zincir sizin kafanızı karıştırmasın. Sıramın sonuna geldim. Buradaki tek olarak düşündüğümüz bu 3 zincirin yanına tekrar bir trabzan daha yapacağım. Şuradaki ilmekten yapıyorum. Ve direkt 1, 2, 3. zincirle yine 2 tane kaydıracağız. 1. Şuradaki ilmekleri kaydırıyoruz. 2 kaydırdık ve 3. ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve sıradaki bu ilmeğimi şuradaki üç zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boşluk bırakıyoruz. Sekizincisini sık iğne yapıyoruz. 3 zincir. Buradaki ilmeğimi sık iğne. 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde devam edeceğiz. Boşluklarınızın denk gelmesine dikkat edin. Eğer denk gelmiyorsa mutlaka bir yerde hata yapmışsınız demektir. Sayılara dikkat ederek devam edin. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine zincirimi çektim ve birleştireceğim. Şimdi bunu biraz uzatıyorduk. Şuradan ilk yaptığım sık iğne içerisinden geçiriyoruz. Sıkılıyoruz. Daha sonra şu arkadaki sık iğne yapmış olduğum ilmeğin arkasından geçirip direkt şöyle kaydırma yöntemini yukarı geçiyoruz. Şimdi 3 zincir çekip trabzan çekmeye başlayacağız. Şimdi bu modelimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yapmışız. 9. sıramda belli arttırmaları yapmayacağım. Eğer bu belli arttırmaları yaparsam, yani düzenli arttırmaları yaparsam sayılarımız denk gelmiyor modelimizde. Çünkü modelimizi biz küçültüyoruz. Belli yerlerde arttırma yapmayacağım dediğim gibi bu kısımda, bu kısımda ve bu kısımda 3 yerde arttırma yapmayacağım. Şimdi sizlere onu göstereyim.
Şimdi 3 zincir çekmiştim. Bu benim tek trabzanım oluyor. Biliyorsunuz bitişte de yine ben burada bir tane trabzan yapıyorum buraya. O trabzanı yapmayacağım. Son kısımdaki trabzanı yapmayacağım. Şimdi normal gidişatımıza bakalım. Bakın şuradaki ilmeklere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tek yapacağım. Şu kısma geldiğim zaman çift yapacağım. Şimdi bu sırada 7 tek bir çift olarak gideceğiz. 2, 4, 6, 7. Burayı çift yapacağız. Benim bahsettiğim yerlerde, yani bu kısımda, bu kısımda kesinlikle bu kısma geldiğiniz zaman bir tane yapıp, bir tane trabzan yapıp geçeceksiniz. Bir de ben şu kısımda, yani buraya tekrar şurayı bir dolgu yapmayacağım. Tekrar bir trabzan yapmayacağım son bitirirken. 3 yerde arttırma yapmamış olacağım. Şimdi bu kısma yapacağım ben. Şimdi göstermek adına ben şurada yapacağım. Daha sonraki iki yeri siz istediğiniz yerde de yapabilirsiniz. Yani illa benim gösterdiğim yerler değil. Ben sadece orantılı olsun diye o üç yeri gösteriyorum. Onun dışında siz istediğiniz üç yerde, üç farklı yerde arttırmalarınızı yapmayabilirsiniz. Bakın buraya geldiğim zaman aslında normalde burada bir arttırma yapmam gerekiyordu. Ben bir tane yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bu şekilde. Yani arttırmalardan kastımız buradaki arttırmalardan bahsediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman yaptığımız çift trabzanı 3 farklı yerde tek trabzan yapacağız ve sıramın sonuna kadar geleceğim ben. Daha sonra bir üst sıraya geçeceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. 3 yerde arttırma yapmadım. 2 yerde yapmadım. Bu da 3. yeri. Şimdi normalde biliyorsunuz bunu alıyordum. Buradan bir trabzan daha yapıyordum ama burada yapmayacağım. Ben arttırmalarımı burada, burada ve şu kısımda, yani şöyle 3 yerde yapmadım. Siz de dediğim gibi istediğiniz yerlerde yapmayabilirsiniz. 3 farklı yer böyle simetrik olması daha iyi olur. Arda arda geldiği zaman belli olabilir. Şimdi 3. zincirimle birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek yaptım. Bakın burası çift olacaktı ama çiftlemedim. Çünkü azaltma yapacağım yer. Şimdi 3 tane kaydırıyorum. 3, 1, 2, 3 ilmek kaydırdım. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 3, 4. 4 zincir çektikten sonra burama, bu kısma sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Şimdi burada da 8 boşluk bırakacağım. 9. yapacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. şuradaki ilmeğine ben sık iğne yapacağım. Şimdi burada da şöyle bir farklılık olacak. Dediğim gibi modeli küçülttüğümüz için denk gelmeyecek. 3 yerde, 3 farklı yerde 7 boşluk bırakacağım. 3 farklı yerde arttırma yapmamıştım ya. 3 farklı yerde de 7 boşluk yapıp daha sonra sık iğne yapacağım. Şöyle ki şimdi 4 yaptım. Şuraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 boşluk bırakıyorum burada. 8. sık iğne yapıyorum. Normal şartlarda 8 boşluk bir sık iğne yapıyoruz. Ama 3 yerde burada, burada,
Şöyle göstereyim. Ve şurada bir yerde, 3 yerde 7 boşluk bırakıp ondan sonra sık iğne yapın. Tam denk gelmesi için. Yoksa dediğim gibi sıranın sonunda çok az bir kısım kalır, çok potluk olur. Çirkin görünür ama bu şekilde kamufle edebiliriz. Şimdi ben sıramı sonuna kadar yaptıktan sonra size göstereceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Belli yerlerde sadece 3 yerde, burada, 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 artık sizin dediğim gibi kendi isteğinize bağlı olarak aralardaki boşluğu sadece 7 boşluk bırakıp ondan sonra sık iğne yaptım. Onun dışındakilerin hepsine 8 boşluk bir sık iğne şeklinde yaptık. Şimdi bakın en son kısma geldim. Burayı tekrar göstermek istiyorum. Tam denk gelmiş olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane boşluk bıraktım. Ve bu ilmekten yapacağım. Bu bizim ilk yaptığımız sık iğnemizdi. Bunu boş biraz büyük yapıyorum. Arkadan ilmeğimi geçiriyorum. Geçirdim. İyice sıkılıyorum. Sıkıladıktan sonra sık iğne yaptığım ilmeğimin arkasındaki sık ilmeğine tığımı geçiriyorum. Bu şekilde arkaya ilmeğimi geçirmiş oldum. Şimdi bu sıranın tamamında sık iğne yapacağım. Sık iğne yapmamdaki amaç hem biraz daha yuvarlak bir form oluşturmak hem de buradaki bu kısımları bu şekilde, bakın bu şekilde öne doğru sarkık şekilde duruyor. Bu şekilde daha güzel görünüyor duruma getirmek. Şimdi sık iğne yaparken direkt arkadaki ilmeği alıyorum ve direkt sık iğne yapıyorum. Bu benim ilk ilmeğim. İlk ilmeğimi isterseniz karıştıranlar için söylüyorum. Buraya bir belirteç takabilirsiniz. Bu şekilde taktım. İlk yaptığım sık iğneyi belirledim. Daha sonra arkadaki ilmeklerden sık iğne yapıyorum. Şimdi şu kısmı göstereyim. Bu öndeki yaptığım sık iğnenin şu ilmeğini alıyorum. Bakın yukarıdaki ilmeğini. Daha sonra arkada boş kalan, burayı aldım. Arkada boş kalan ilmeğimizi alıyorum. Geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Burayı ve arkadaki ilmeğimi. Evet. Bu şekilde bakın. Bu şekilde tüm sırayı dolaşacağım. Burayı bu şekilde buraya sabitlemiş oldum. Bu kısma geldikten sonra size tekrar göstereceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Buradaki kısmı özellikle göstermek istedim. Sık iğnelerimizi yaptık. Şu kısmı atlamayın. Bakın şu birleşimin ilmeği burada. Bu kısma da bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra burada yine belirteçle birlikte belirlediğim şaşırmayalım diye özellikle bunu takmıştım. İlk sık iğnemin ilmeğini birleştireceğim. Bakın şurası ilk sık iğnemin ilmeği. Birleştirdim. Şimdi model kısmımıza geçeceğiz, kenar kısmına. Şimdi burada ben direkt şurada ilk sırada gelen ilmeğime sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 ilmek atlayıp üçüncüsüne sık iğne. 1, 2, 3. 2 ilmek atlayıp üçüncüsüne sık iğne şeklinde tüm sıramı yapacağım. Şu kısma gelince size tekrar göstereceğim. Şimdi şu kısma geldik. Burada en son kısmı 3 zincir çekmiyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İlmeğimi tığıma takıyorum. Bu ilk yaptığım sık iğnenin ilmeğinden geçiriyorum. İlmeği tekrar çıkarıyorum. 3 ilmeği aynı anda alıyorum. Yalancı trabzana deniliyor buna.
bu şekilde örgümü birleştirmiş oluyorum. Şimdi şuralara ben trabzanlarla dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım. 7 trabzan yaptıktan sonra ondan sonra gelen boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde olacak. Yine gelen boşluğuma, sıradaki boşluğuma 7 tane trabzan yapıyorum. Hemen sıradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın suplama. Bu suplam. Bu da bir önceki videoda yapmış olduğum suplam. Aradaki boyut farkını göstermek için bu şekilde yan yana göstermek istedim sizlere. Bu suplam 36 santim olmuştu. Bu da bu şekliyle 33 santim oldu. İsterseniz 33 santim yapmak isteyenler benim bu zamana kadar yapmış olduğum, yani bu videoda yapmış olduğum teknikleri kullanarak bunu yapabilirler. Ama dediğim gibi 36 santim isteyenler ise bir önceki videomu izleyebilirler. Bakın ikisi de birbirinden güzel oldu. Çok güzel duruyor gerçekten. Ben bu şekliyle çok beğeniyorum. Şimdi bu kısmımızı tamamladık. Biz diğer modelin nasıl yapıldığı kısmını anlatacağım size. Sıramın sonuna geldim. Burada şurayla direkt birleştirip de hata yapmayasınız diye burayı detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın buralarda aralarda sık iğne ile birleştiriyorduk. Biz burayı sık iğne ile birleştireceğiz. Daha sonra buradan ilerleyeceğiz. Şimdi sık iğne ile birleştirdim. Daha sonra 1 2 ilmeği kaydırıyorum. Daha sonra 3. ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde olacak. Daha sonra 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3. trabzanımı ilmeğine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın 1 2 3. 1 2 3. Yani ortada bir tane ilmek kalacak. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1. 2. değil, 3. ilmeğime sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 ilmek atlıyorum. Daha sonra yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 diyorum. 1 2 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım. Daha sonra da trabzan yaparak sıramı bitireceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. 4 zincirimi çektim. Bu birleştirme yerini göstereceğim. İlk yaptığım sık iğne ile birleştireceğim. Bakın buradaki ilmeği ile geçiriyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Daha sonra şu boşluğuma yine kaydırma yöntemiyle geleceğim. Bir zincir çekiyorum ve tekrar buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu boşluklarımı bir önceki sırada 4 zincir çektiğim boşluklarımı trabzanlarla dolduracağım. Bundan önce şurada bir zincir daha çekeceğim. Bunu unutmayalım. Daha sonra trabzanlarla dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Sonunda da bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra şuradaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Şu başında ve sonunda birer tane zincir çekmeyi unutmayalım. Tekrar bir zincir çekiyorum.
Bu boşluğuma geliyorum. Yine 7 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir çekiyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çektikten sonra buraya 7 trabzanla dolduracağım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Artık birleştireceğim ve bitireceğim suplamı. Bir tane zincir çektim. Bu ilmeğimi şurada ilk yaptığım sık iğnenin içerisinden şunu da arkaya alıyorum. Bu ilmeği burada geçirdim. Daha sonra örgümü ters çeviriyorum. İyice sıkılıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Yani düğüm atmış oluyorum. Bunu buradan kesip buradan yok edeceğim. Bakın, buradan kestikten sonra şu ilmeklerin arasından geçirip burada herhangi bir yerde silikonlayabilir veya dikebilirsiniz. Şimdi benim burada da, bakın, ben buradan dolaştırıp gizleyerek gelmiştim. Bunu da buradan kesip buraya silikonlayıp gizleyebilirsiniz. Ben bu supada ütüye gerek duymuyorum. Gerçekten çok kalıp gibi duruyor. Buradaki arttırmalarımız belli oluyor. O yüzden bu şekilde. Önden duruşu çok güzel. Elinizle düzeltmeniz yeterli olacaktır. Şimdi bu suplamızı kaç gram ip gitmiş ona bakalım. Bu kadarlık bir ipim kaldı. Ölçelim. 32 gram. 30-30 yani 31-32 gram. Şimdi bir önceki modelimde, bir önceki şekliyle daha doğrusu bu modelimin, biliyorsunuz, kenarları sadece şu şekliyle yapmıştık. Bir sıra daha fazla yapmıştık. O şekliyle de yine aynı 30 gram kalmıştı. 220 gram harcamıştım. Yani sizler de 6 tane suplaya 6 tane 250 gramlık Mokoyan'ın pamuk makromesi almanız gerekiyor. 220 gram, bir supluya 220 gram gidiyor. Ona göre ipinizi, kaç tane supla yapacaksanız ona göre ipinizi alabilirsiniz. Suplamızın ölçüsü de 37 santim oldu. Bir önceki suplamız 36 santimdi. Bu da 37 santim oldu. Tabaktaki duruşunu fotoğraflayıp sizlere göstereceğim. İster bu modeli, ister diğer modeli yapabilirsiniz. İkisi de birbirinden şık oldu gerçekten. Bu modeli de çok sevdim. Duruşu güzel oldu. Evet, iki modeli de şöyle tepeden göstermek istedim. İkisi de birbirinden şık oldu. Zaten göze çarpan en önemli özelliği şu örümcek ağı gibi olan kısmı, değil mi? Kenarlar da bu şekilde, yakından göstereyim. Hangisini beğeniyorsanız siz onu tercih edebilirsiniz. İkisi de birbirinden şık oldu. Sağdaki 36 santim, soldaki de 37 santim oldu. Servis tabağında da ikisinin duruşu bu şekilde. Kenar detaylarını bu şekilde yakından göstermiş olayım. Dediğim gibi ikisi birbirinden şık oldu. Hangisini tercih edersiniz? Umarım faydalı olmuştur. Tüm örgü sevenlere kolaylıklar diliyorum. Sorularınızı, isteklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.